Yani ben böyle bir pislik, ahlaksızlık görmedim. Yani vatan haini, ahlaksız, haysiyetsiz, namussuz, aynı zamanda da homoseksüel olan it kopuğu doldurmuşlar bir yerlere. Gidip halkı vurdurtturdular bunlara. Bunları halka teşhir etsin hükümet. Ben bunları görmek istiyorum, bu adamları. Hatta mümkünse bunların hepsini bir hapishaneye toplasınlar. Bunları halka sürekli göstertelim. Bunları çeşitli hapishanelere dağıtmasınlar, bu pislikleri, ahlaksızları, bu haysiyetsizleri. Tek bir hapishaneye toplansın bunlar. Ve canlı yayında da millete göstertilsin bu ahlaksızlar. Her gün bunların yüzüne tükürülsün. Millet bunlara olan nefretini ifade etsin. Bu alçaklara. Ya bunlar bilinmiyor. Ya sen adamı vurmuşsun kafadan, ahlaksız. Koma halinde yatıyor o çocuk. Öyle kıpırdamadan yatıyor. Bu namussuz da cezaevinde yan gelmiş, geğirerek yemek yiyip uyuyor. Daha hala kafa tutuyor millete. Böyle bir şey olmaz. Biz bu adamları görmek istiyoruz. Bu alçakların hepsini bir hapishaneye toplasınlar. Tek bir hapishanede olsunlar. Çünkü öbür hapishanelerdekilere de bunlar zarar verirler. Haysiyetsiz bunlar. Onları da o pis emellerine doğru çekmek isteyebilirler. Oraların da bereketini kaçırır bu uğursuzlar. Cinayet işlemiş bu alçakları, kendi vatandaşını vurmuş olan bu kahpeleri biz görmek istiyoruz. Bunlar zamanında hep ırzına geçilmiş, namussuzluğa alıştırılmış, kendine saygısını kaybetmiş, Allahsız, kitapsız, alçak, kahpe adamlar, İngilizlerin devletinin köpekleri bunlar. Bunların insanlıkla alakası yok. Askerlerin arasında bunlar serpiştirilmiş. Asker de değil bunlar. Bunlar haysiyetsiz, namussuz, iblis takımı. Bunların halka göstertilmesi, bunların durumunun iyice halk tarafından bilinmesi gerekiyor. Ya bunların böyle göğsünü gere gere hapishanelerde volta atması bilmem ne diye bir konu olmaz. Ya bunda bir yanlışlık var. Bunun düzeltilmesi lazım. Hepsini tek bir hapishaneye alsınlar. Çünkü mesela Malatya'ya gidiyor. Malatya'daki hapishane oradaki insanlara başına bela. Eskişehir'e gidiyor. Oradaki insanların başına bela. Mikrop bunlar. Yani bunları her yere yayıp bu mikrobu, pisliği her tarafa bulaştırmanın bir alemi yok. Tek bir yere toplansınlar hepsini ve bunları da göreceğiz biz de. Her okuduğumda kan tepeme çıkıyor. Acayip kızdırıcı bir şey. Çok fazla insan vurmuşlar. Birçoğu komada ya. Daha hala komadalar yani. Hiç yerine kıpırdamadan yatıyorlar. Bu alçaklar, herifler keçi gibi sakal bırakmış. Keyfinde, zevkinde, işinde, gücünde yani. Hayır, keçi sakalına bir şey dediğimiz yok da yani, o dert değil de. Adamın keyfi açısından diyorum. Bunlar kimdir? Teker 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 bize göstersinler. Yani benim bu anlattıklarımın büyük bölümü doğru. Bunlar özel olarak İngiliz derin devlet tarafından yetiştirilmiş, ırzına geçilmiş, haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz yetiştirilmiş adamlar. Bunları biz göreceğiz. Bir kısmını da korkaklığından, kahpeliğinden orada o vatandaşları vurdular. Bir kısmının da niye, niçin bu belanın içine girdiğini biliyor değiliz. Anlayamadık. Yani bu ahlaksızlığı neden yaptıklarını bilmiyoruz. Bizim için bir sır. Ama böyle bir ekip var, dediğim tarzda yetiştirilmiş, alçak, haysiyetsiz, namuslarından oluşmuş bir ekip var. Ama diğerlerinin, yani mesela Kayseri'den gelmiş asker, ya sen vatandaşı sen nasıl vurursun? Buna bir açıklık getirtmek lazım. Yani bu bizim için bir sır. Sayın Erdoğan, Marmaris'ten ayrıldıktan 3,5 saat sonra Cumhurbaşkanı'nı o bölgeden almak için gittiklerini, kendilerine önce birilerinin gelip Cumhurbaşkanı'na suikast yapmış ve polisleri şehit etmiş olabileceğini, bunların kim olduğunu bilmediklerini iddia ediyor. Hoppala, al bir laf daha. Ya bunların hepsi netleştirilsin, böyle olmaz.